Efendim bugün 19 Ekim. Aslında mücadelenin karşılığı anlamına geliyor bence 19 Ekim. Çünkü çok büyük bir insanı, çok büyük bir mütefekkiri biz kaybettik. Onun mücadelelerine tanıklık ettik ki siz en yakından tanıyan isimsiniz aslında. Malum Aliye İzzet Begoviç bir mücadelenin aslında adıdır kendisi. Siz yanında oldunuz, savaştayı da yanındaydınız, Türkiye'ye geldiniz gittiniz ve onunla ilgili anılarınız oldu. Aliye İzzet Begoviç deyince aklınıza ilk ne geliyor? Tabii Bosna deyince akla Aliye İzzet Begoviç gelir. Yani bazı liderler vardır ki kendi ülkelerinin anılmasıyla birlikte ilk hatıra gelenler olur. Bunlardan birisi de Aliye İzzet Begoviç'tir. Gerçekten bugün içimiz kan ağlayarak ekranlardan seyrettiğimiz Gazze'deki vahşetin benzeri Bosna Hersek'te 92-95 yılları arasında yaşanmıştı. Rahmetli Aliye İzzet Begoviç o zor dönemlerin lideri. Ancak o zor dönemlerin nasıl geçtiğini bir lider olarak birinci derecedeki sorumlusu olarak neler yaşadığına tanık olanlardan birisiyim. Kendisiyle danışmak, kendisinin sohbetlerine katılmak, görüşlerine zaman zaman müracaat ettiğim, röportajlar yaptığım ve röportajların dışında kendisine fırsat buldukça İslam dünyası ile ilgili ve belli konularla ilgili derin mütefekir olması hasebiyle görüşlerinden istifade ettiğim bir liderdir. Seneyi devriyesinde kendisini rahmetle ve şükranla Allah rahmet eylesin. Mekanınız aziz ruhu şad olsun. Amin inşallah. Amin. Kendisinin çok güzel sözü var bugünlerde. Gazze olayından dolayı tekrar gündeme gelen ve sürekli olarak sosyal medyada dolaşan bir sözü paylaşılıyor. O da şudur. Soykırımları asla intikam peşinde olmayın. Ancak soykırımları unutmayın. Soykırımları unuttuğunuzda tekrar olur diyor. Ben bunu teyit eden bir hatıramı anlatmak istiyorum. Buyurun, buyurun. Sizi dinliyorum. Can kulağıyla. Kendisiyle bir gün o savaş sonrasında haber aldım. Kendisi okulları ziyaret edeceğini söyledi. Yani etrafındaki arkadaşlarıma. Öğrencilerle, yeni nesil çocuklarla bir araya gelmek istiyorum. Görüşlerini dinlemek istiyorum. Soruları varsa cevaplamak istiyorum. Uzun zaman savaş münasebetiyle ihmal ettiğim bu yeni nesillerin ne düşündüğünü merak ediyorum demişti. Ben de o ziyaretinde kendisine eşlik edenlerden birisi oldum. O esnada Aliye İzzet Begoviç sınıfa girdiğinde oradaki çocuklar kendisine bir takım sorular sordu. Kendisi onları hediyeleri getirip takdim etmişti. Hal hatırlarını sormuştu. Bu esnada hiç unutmam birçok öğrenci kendi görüşünü açıklarken aralarından bir genç çocuğa siz ne düşünüyorsunuz diye işaret ettiğinde çocuk ayağa kalktı ve yumruğunu sıkarak ben 8372 Müslümanın katledildiği ailelerin bir çocuğuyum dedi. Srebrenica'dan geliyorum. Ama ne annem var ne babam var diyor. Ben burada okuyacağım ancak büyüyünce asker olacağım. Ve asker olduktan sonra Sırplardan intikam alacağım. Srebrenica'nın hesabını soracağım. Annemin babamın kanı ve oradaki Müslümanların kanı yerde kalmayacak demişti. Rahmetli Aliye çocuğun yanına giderek onu okşayarak senin tepkini anlıyorum. Diğer çocuklar da dinliyor tabii. Ama verdiğim mesaj çok önemliydi. Bak senin yanında sıranda ve arka tarafında Bosnalı bir Sırp çocuğu da var.
sen bunları anlatırken o hem utanıyor onun anne babasının yaptıklarına, hem de ben de bir gün bunlar beni katledecek diye veya öldürecek diye korku yaşıyor. Endişe ediyor ya da. Endişe içerisindedir. Dolayısıyla siz bu cümleleri kurmayın. Eğer siz intikam almaya kalkarsanız, eğer Sırpların yaptığını siz de yapmaya kalkarsanız büyüdüğünüzde, o Sırplardan hiçbir farkınız olmaz. Ama siz o yapılanları unutmayacaksınız. Ama ve lakin doğru olanı yapacaksınız. Onlar gibi katliamcı olmayacaksınız. Zulmeden olmayacaksınız. Çünkü biz Müslümanız. Bizim dinimiz buna müsaade etmiyor. Onun babası suçlu olabilir. Bak şu anda aynı sırada okuyorsunuz. Ama o suçsuzdur. Ona bu korkuyu vermeyin. Onlara siz düşman gözüyle bakmayın demişti. Bu görüş işte Aliya'nın dünya görüşünü, insan odaklı görüşünü ortaya koyan en güzel bir ifadeydi. Evet. Dolayısıyla Aliya Hazreti Bekoviç dostları kadar düşmanları tarafından da sevilen birisiydi. Evet. Mertliğiyle, çömertliğiyle, dürüstlüğüyle, doğruluğuyla ve kararlılığıyla. Kendisi yok olmaya yüz tutmuş Müslüman Boşnak halkının öz kimliğine kavuşmasına önderlik yapan bir liderdi. Evet. Ve sadece Bosna Hersek'te değil, Aliye İzzet Bekoviç Bosna Hersek sınırlarını aşan bir lider. Bugün dünyanın birçok kütüphanesinde, birçok üniversitesinde üniversite tezi olarak görüşleri okutulan, kitapları okutulan bir lider. Evet. Kendisi Allah rahmet eylesin, bugün aramızda değil. Ama Aliye İzzet Bekoviç dünyanın dört bir yanında bilinen, tanınan, okunan ve üzerinde tezler hazırlanan bir liderdi. Evet. Şimdi Mehmet abi, çok önemli sorularım olacak. Şimdi Aliye İzzet Bekoviç bir efsane, bizim efsanemiz, Müslümanların efsanesi. Şu anda o efsane aslında Kudüs'teki, Filistin'deki çocukların da efsanesi. Onlara da örneklik teşkil ediyor. Bizim kadim geçmişimizin en önemli örneklerinden bir tanesi. Aliye İzzet Bekoviç Türkiye hakkında ne düşünüyordu? Türkiye'ye nasıl bakıyordu? Aliye şunu derdi. Siz ne kadar Türkseniz ben de o kadar Türk'üm. Siz ne kadar boşnak olur iseniz, düşünüyorsanız, ben ona her zaman şunu söylerdim. Ben Boşnak asıllı değilim, Karadenizliyim, Trabzonluyum. Evet. Ama bir Boşnak kadar Boşnak'ım derdim. Hı hı. Sizin kültürünüzü 4 yıl savaşta, o savaş içerisinde beraber olduğum için, onları sevdiğim için, onların mertliğine ve onların sabrına, o savaşta sabretmek kolay bir hadise değil. Ve yılmadan vatanlarının müdafaasına hayran kaldığım bir millet. Her tarafı kuşatılmış, bugünkü aynen Gazze'de yaşanan vahşetin bir benzeri Bosna Hersek'te yaşanmıştı. Evet, maalesef. O da şunu derdi. Bak, buradaki minare sizin, camiler sizin, sizin ecdadınız bunları inşa etti. Dolayısıyla siz boşnağız demekte haklısınız, ama benim iman ve inanç olarak bu kimliğe kavuşmama vesile olan bir millete mensup olduğunuz için ben de sizin kadar Türk'üm. Ayrıca büyük annem Üsküdarlıdır. Dolayısıyla benim aynı zamanda sizinle kan bağım vardı derdi. Ve sadece bir hatıramı naklederek şeye geçelim çünkü. Buyurun. Ve diğer tabii bu Gazze'yi konuşacağız, evet, bu anlamda. Gazze, evet, millet bekliyor. Evet. Şimdi şöyle bir konu var. Bir gün kendisini o zor şartlarda, kuşatma altındaki Bosna Hersek'ten her an istediğiniz zaman çıkıp gelebileceğiniz bir yer değildir. Tabii kuşatma var. Askeri bir kuşatma. Bazen İkman Dağı'nın ormanlarında yürüyerek
karlı dağlarını aşarak, hı hı, tepeleri inerek, vadilerden yürüyerek, hı hı, ancak çıkabiliyordu. Zaman zaman Birleşmiş Milletler'in zırhlılarıyla, onlardan istifade ederek havaalanına gidip onların özel uçaklarıyla uçabiliyorduk, savaş uçaklarıyla. Cenevre görüşmelerini Ali Ezzet Begoviç her çıkacak olan heyet içerisine mutlaka beni alırdı. Eşinle çocuklarınla git görüş, tekrar bir helallaş, burası savaş alanı, ne olacağı belli olmaz. Olacağı belli değil, tabii. Ben de o esnada Türkiye'ye gelmiştim ve Türkiye'den giderken kendisine nasıl bir hediye getireyim diye düşündüm. Hı hı. Kendisine çok acil olarak havaalanında bir Türk bayrağı buldum, hı hı, ve bir Kur'an-ı Kerim aldım. İngilizce de bildiği için havaalanında İngilizce tercümesi yapılmış Kur'an-ı Kerimler var. Onlardan bir tane aldım. Hı hı. Ve aynı zamanda yürürken bir de Osmanlı padişahlarının etrafında olduğu ve tepesinde Mustafa Kemal, etrafında padişahlarımızın olduğu Türkiye Cumhuriyeti haritasını buldum, hı hı, bir halı olarak. Yani Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır. Mesajını veren bir halı. Evet. Çok iyi. Ben onu da aldım. Rahmetli Aliye'yi gittim ziyaret ettiğimde, o zor şartlarda, o savaşın altında, kendisine önce Kur'an-ı Kerim'le Türk bayrağını hediye ettim. Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim'i öpüp alnına koydu ve bu Kur'an burada dursun. Evimde çokça Kur'an var. Burada da bir tane daha olsun dedi. Burada zaman fırsat bulmuş okurum dedi. Makam masasına, evet, koydu. Türk bayrağını yanındaki koruması ve oğluna bunu da karşımda şöyle bir asın dedi. Duvara asın dedi. Odamda olsun dedi. En son verdiğim halıya bir baktı. Oğluyla korumasına bunu bir şöyle bir yüksekte tutun dedi. Şöyle bir bakayım dedi. Ve o Türkiye haritasına yaklaştı. Padişahlara saygı duyuyorum dedi. Mustafa Kemal'e saygı duyuyorum dedi. Ama bu haritayı bana lütfen hediye etmeyin dedi. Kabul etmedi yani. Bu haritayı alın, bana bizi de işine alan Osmanlı haritasını getirin. Biz bu haritanın içinde değiliz. Sizin resmi sınırlarınız bu olabilir ama ufkunuz ve gönlünüz bu harita olamaz. Eyvallah. Onun için o büyük içinde bizim de olduğumuz Osmanlı haritasını getir, odama asayım ki ufkum açılsın dedi. Ve ben de böyle bir cevap alacağımı hiç tahmin etmediğim için peki efendim emriniz olur dedim. Ve o halıyı aldım. Daha sonra kendisine, kendisinin de ifade ettiği o haritayı buldum, Osmanlı haritasını. Kendisine hediye ettim, takdim ettim. Bir Osmanlı kültürü içerisinde yetişmiştir. Çünkü büyük annesi Üsküdarlı, dedesi de bir Osmanlı subayıydı. Dolayısıyla Ali Ezzet Begoviç bir Türk hayranıydı. Kendisini bir Türk kadar Türk kabul eden ve aynı zamanda bizim Cumhurbaşkanımıza vefatından kısa bir zaman önce gittiğinde bu topraklar sizindir. Bak ben nefes alıp vermekte zorlanıyorum. Benden sonra bu toprakları yalnız bırakmayın. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl gitmişti oraya? Cumhurbaşkanımız gittiğinde savaş bitmişti ve başbakan Lizbon'daydı. Evet. Lizbon'daki görüşmelerinden sonra bir haber alıyor Ali Ezzet Begoviç son nefeslerini yaşıyor diye. Talimat veriyor ve uçağıyla birlikte Saraybosna'ya iniyor. Kendisine bir resmi tören düzenlemek istediler. Karşılama merasimi yapmak istediler. Ben bir büyüğümü, bir saygı duyduğum bir insanı, bir dostumu ziyarete geldim, resmi tören istemiyorum dedi, reddetti. Ve kendisini ziyaret ettiğinde de Ali Ezzet Begoviç ona sakın ha benden sonra bu toprakları yalnız bırakmayın. Ve bizim kadar bu topraklar sizindir. Size emanet ediyorum demişti. Aziz ruhu şad olsun. Amin. Yattığı mekan i̇şte cennet ben olsun. Bugün Gazze'de yaşanan olayları, orada yaşanan vahşeti gördükçe sürekli olarak evde ekranlardan bunu seyrederken bir fiil içinde olduğum o savaşları ve orada yaşanan mezalimi hatırlıyorum. Evet. Her iki tarafın kaderi de hemen hemen birbirine denk gelmiş vaziyette.
Şimdi aslında Aliya İzzet Begoviç'in yaşantısıyla Filistin'deki halkın yaşantısının birbirinden hiçbir farkı yok. Aliya İzzet Begoviç'e baktığımız zaman bedeller ödemiş, hapishanelerde yatmış, o karanlık zindanlarda duçar olmuş, günlerini yine o soğuk duvarların arasında geçirmiş ama hiçbir zaman toprağını ve mefkuresini, davasını yalnız bırakmamış. En sonunda da başarılı olmuş. Yani şunu düşünüyorum. Bugün Gazze'de halk inanç itibarıyla kökleri sağlam olan imanlı, inançlı bir toplum. Evet. Ancak Bosna Hersek halkı Tito döneminden ve önceki Yugoslavya, birinci Yugoslavya, ikinci Yugoslavya dönemlerinde. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de. Bosna'nın da içinde yer aldığı birinci Yugoslavya vardı. Bu Yugoslavya kraliyetle yönetiliyordu. Ve burada da bir takım Sırp zulümleri yaşanmış. Osmanlı'dan sonra sürekli Balkanlar, Boşnaklar ve aynı zamanda Arnavutlar, Müslümanlar ve orada kalan Türk soydaşlarımız çok acılar çektiler. Ve zorla tekrar inançlarından koparılıp eski inançlarına döndürülmek istendiler. Ve komünist sistem içerisinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Yugoslavya'da ise komünist sistem içerisinde asimile edilmişler. Hesap edin ki bir oruç tuttuğunda, oruca kalktıklarında ışık yakmaz, karanlık oda içerisinde mum ışığında, aman dışarıdan birileri görür, bizi şikayet eder ve komünist sistem tarafından yargılanırız diye. Ve Aliya İzzet Begoviç, Miladi Müslümanı dedikleri genç Müslümanlar hareketi aynı şekilde bugün Hamas'ın yaşadığı sıkıntıları yaşamıştır. Ve orada yine Balkanlarda Miladi Müslümanı dedikleri genç Müslümanlar teşkilatı üzerinden Boşnak Müslüman halkı cezalandırılmıştı. Yani bugün her ne kadar isim olarak İsrail canileri ve siyasi katilleri her ne kadar biz Hamas ile hesaplaşacağız deseler de ama diğer taraftan savunmasız sivil halkı katlediyorsun. Yani sen bir meşru müdafaa diyor Amerikan Başkanı desteğini açıklarken. Neyin meşru müdafası kardeşim? Sen sivilleri katleden çocukları, kadınları, yaşlıları, her yaşta insanları, sivil ve savunmasız insanları katlederek meşru müdafaa hakkını mı kullanıyorsun? Mehmet Bey, şimdi son dakika bir haberi geldi. İsrail, katil, işgalci İsrail biraz önce bir Rum kilisesine vurdu. İki kişi hayatını kaybetti. Onlarca da yaralı var. Bunların dini, bunların imanı hiçbir şey yok. Şimdi zaten olay şu. Bugün dünya ile bir hesaplaşmaya hazırlanıyorlar. Filistin üzerinden. Dünya ile bir hesaplaşmaya. Çünkü bugün Hamas dedikleri bir vurucu gücü olmayan, elinde küçük silahlar olan, asimetrik mücadele veren. Asimetrik mücadele nedir? Evet. Her türlü güçlü, donanımlı ordulara karşı her türlü vurucu ve yıkıcı, yakıcı silahlara sahip tank, tüfek, orantısız uçak, roket atar, her şey. Evet. Bütün askeri tesisatıyla mükemmel bir orduya karşı, güçlü bir orduya karşı elinde terme çatma silahlarla nefsi müdafaa yapan, kendinin var olma mücadelesini, halkının güvenliğini sağlamaya çalışan ve aynı zamanda vatan müdafası yapmaya çalışan insanların sürdürdüğü savaşa asimetrik savaş denir. Bugün Hamas bir asimetrik savaş veriyor. Peki 7 Ekim'de Hamas neden böyle bir mücadeleyi başlattı? Şimdi biz televizyonlara bakıyoruz, yazılı görsel medyaya bakıyoruz. Dün de özellikle altını çizerek söyledim. Bazı akademisyenler, bazı gazeteci yazarlar hala Hamas'ın başlatmış olduğu bu meşru müdafayı saldırı olarak nitelendiriyor.
Neden başlattı? Şunu bir bugün gece ajansının masasına bir yatıralım. Şimdi olay şu.